Merhaba sevgili 6. sınıf öğrencileri. Bu videomda sizlere tam sayılar konusunu anlatacağım. Tam sayıları nasıl ifade ediyoruz, nasıl yazıyoruz, çeşitli alıştırmalar yapacağım, göstereceğim. Devamında soru çözümleri de sizlere anlatacağım. Hemen başlıyorum. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Ayrıca Instagram'daki Bülbül Öğretmen sayfamdan beni takip edebilirsiniz. Tam sayılar diğer ismiyle yönlü sayılar. Büyük Z harfiyle gösteriyoruz. Sayı doğrusunda sıfırı başlangıç noktası olarak kabul ediyoruz ve sıfırın işareti yok, yani sıfır eksi veya artı değil, nötr diyoruz biz buna. Başlangıç noktası burası. Zaten siz sağ tarafında olan sıfırla birlikte doğal sayıları biliyorsunuz, bu sınıfa kadar öğrenmiştiniz. Şimdi sıfırın sol tarafında olan eksi 1, eksi 2, eksi 3 diye bu şekilde sonsuza kadar giden negatif tam sayılar var. Bunları da görüyoruz. Buradakilere pozitif tam sayılar diyoruz. 0 başlangıç noktası ve artı 1, artı 2, artı 3 olarak gidenler pozitif tam sayılar ve büyük Z harfinin üstüne bir artı işareti koyarak gösterebiliyoruz. Bunları da negatif tam sayılar diyoruz. Yani 0'ın sol tarafında olanlar eksi 1, eksi 2, eksi 3 diye gidiyor ve Z harfinin üzerine eksi işareti koyarak gösterebiliyoruz. Şunu da söylemek istiyorum. Şimdi bir sayının önünde herhangi bir şey yoksa, örneğin burada 5 yazıyor. Başında artı veya eksi yok. Eğer herhangi bir işaret yoksa biz bunu artı olarak kabul ediyoruz. Eksi olduğunda zaten muhakkak işaret konur. Ama işaret konmadıysa artı olduğunu anlamalısınız. Şimdi çeşitli ifadeleri tam sayı olarak yazalım. Şunu söyleyerek başlamak istiyorum. Olumlu olaylar artı olarak ifade edilir. Olumsuz olaylar da eksi olarak ifade edilir. Bakın 85 lira kar bir kişi için nedir? Olumlu bir olaydır. Kâra geçmiştir yani. Artı 85 yazmalıyız. 100 lira borcum var. O zaman eksi 100 yazarım. Şimdi apartmanlarda biliyorsunuz böyle zemin katı olur. Sonra birinci kat, ikinci kat, yukarıya doğru katlar vardır. Bir de bazı apartmanlarda zeminin altında da katlar oluyor. Şimdi zeminin alt katı olduğunda, zeminin 4 kat altı dediğimizde biz bunu eksi 4 olarak yazmalıyız. Sıfırın altında 10 derece dediğimizde hava durumunda duyuyorsunuzdur. Yani sıfırdan daha soğuk bir durumu ifade ediyor ve eksi 10 derece yazmalıyız buradaki ifadeye. Çünkü sıfırın altında diyor. Deniz seviyesinin 15 metre altında. Yine eksi 15 olarak yazarız. 150 lira gelir. Benim için güzel bir şey değil mi? O zaman artı 150 yazarız. 150 lira gider. Yani param gitmiştir. İşte harcamışımdır. 150 lira gider yapmışım. O zaman ben bunu nasıl ifade ederim? Eksi 150 olarak ifade ederim. Şimdi tam sayıları sayı doğrusunda gösterirken böyle alıştırmalar karşınıza çıkabilir. Şimdi birinci sayı doğrusunda eksi 3'ü görüyorum ve 2'yi görüyorum. Eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2. Birer birer gittiğini buradan anlayabilirim. Bakın yazalım yerlerini. Eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2, sonra 3 ve 4 diye gidiyor. Burası da eksi 4, eksi 5, eksi 6 diye gidiyor. İkinci sayı doğrumuzda eksi 2, eksi 1, 0 ve 1. Tamam, birer birer gidiyormuş. Eksi 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Bunları artık başına artı olarak yazmıyorum. Eksi 2, eksi 3, eksi 4 bu şekilde gidiyor. Bakın bu sayı doğrusu farklı. Bazı sayı doğrularında aralıklar birer birer gitmeyebilir. Yukarıdakiler kolaydı, tamam. Şimdi burada A harfi, B harfi ve C harfini soruyor. Diyelim ki karşımıza böyle bir soru çıktı. Ne görüyorum ben? Eksi 6'yı görüyorum, bir de artı 6'yı görüyorum. Peki eksi 6 ile artı 6 arasında bakın 1, 2, 3, 4 adım gidince ulaşabiliyor muyum? Hayır. Eksi 6'dan ilk önce 0'a gidelim. Yani 0'a gitmek için 6 adım atarız değil mi? Eksi 6'dan 0'a doğru gidiyoruz. Bakın eksi 5, eksi 4, eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0. 6 adım atarız. Sonra 0'dan da artı 6'ya gidene kadar yine 6 adım atıyoruz. Toplamda bu ikisi arasında 12 adım atmamız gerekiyor. Peki burada kaç adım atılmış? Bakın 1, 2, 3, 4 adım atılmış. O zaman ben 12'yi 4'e bölerim ve her bir adımın kaç birimden oluştuğunu anlamış olurum. 12 bölü 4 ne yapar? 3 yapar. Bölmeyi de yarım bırakmayayım. Demek ki 3'er 3'er yazmam gerekiyor. Yani eksi 6, o zaman buraya eksi 3 yazmalıyım. Sonra 0. Her bir atlayışta 3 birim ilerlemiş oluyorum yani. Ve sonra artı 3. Bakın artı 6, artı 9, artı 12. Üçer üçer gidiyorum. Artı 15, artı 18. Sol tarafa eksi 9, eksi 12 diye gidiyor. Ve bakın harflerin yerine gelecek tam sayıları görmüş oldum. Eksi 9'muş A harfi. Yerine cevapları da yerleştirelim. B harfi artı 3. C harfi de artı 15. Bu şekilde alıştırmamızı yaptık. Yani tam sayılarda her zaman birer birer gitmeyebilir. Buna dikkat edin demek istiyorum. Aşağıdaki ifadelerde istenen tam sayıları yazalım. Eksi 3 ile artı 3 arasındaki tam sayılar. Arasındaki diyor değil mi? Kim var? Eksi 3. Eksi 2 var arada. Eksi 1 var. 0 var. 1 var. Ve 2 var. Bunlar da artı yazalım. Bunlar. Peki eksi 7 ile 0 arasındaki tam sayılar. Eksi 6. Eksi 5. Eksi 4. Eksi 3. Eksi 2. Eksi 1. Eksi 2 ile artı 7 arasındaki tam sayılar. Hemen yazalım. Eksi 1 var. Sayı doğrusunu şöyle bir hayalimizde canlandırdığımızda değil mi? 0 var. Artı 1. Artı 2. Artı 3. Artı 4. Artı 5. Artı 6. Şimdi doğru mu yanlış mı etkinliğimiz var. Bir de ona bakalım. 65 lira alacağım var ifadesi eksi 65 olarak gösterilir diyor. Bu ifade yanlış. Niye yanlış? Şöyle bir yanlış olduğunu yazalım da. Eksi 65, yani 65 lira alacağım var yani. Ben birisinden 65 lira alacağım. O zaman benim için nedir bu? Artı bir durumdur. Yani olumlu bir durumdur. O zaman ben bunu artı 65 olarak yazmam gerekir. En küçük pozitif tam sayı 0'dır. Bu ifade de yanlış. Ne demiştik? 0'ın herhangi bir pozitif veya negatif demiyoruz. 0 başlangıç noktası. Onun bir işareti yok. Eksi 7 ile 3 arasında 6 tane negatif tam sayı vardır. Bakın 6 tane negatif diyor. Bakalım doğru mu? Şimdi eksi 7'den sonra 3'e gidene kadar kimler var? İşte eksi 6, eksi 5, eksi 4, eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0 var, 1 var ve 2 var. Bu pozitif, 1 ve 2 yani pozitifleri saymıyorum. 0'ı da saymıyorum. Bu da negatif veya pozitif değil. Onun da işareti olmadığına göre. Bakalım kaç tane? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane var. O zaman bu ifade doğruymuş. D harfi yapalım. Eksi 2 tam sayısı 0 tam sayısının sol tarafında yer alır. Evet, sayı doğrusunda sol tarafta yer alır. Bu da doğru bir ifade. Negatif tam sayılar Z üstünde artı sembolüyle yazılır. Yanlış. Çünkü negatif diyor değil mi? Eksi yazılması gerekir. Bu şekilde ifadelerimizi doldurmuş olduk. Şimdi 2 tane de şıklı soru yapalım. Aşağıdaki tam sayılardan hangisi eksi 5'in solunda yer alır? Yani sol tarafında. Sayı doğrusunu şöyle bir hayalimizde canlandırdığımızda, hatta şöyle bir çizerek de göstereyim ben. Eksi 5 diyelim ki burada. İşte 0 burada diyelim ki. Burada da işte diyelim ki artı 5 var. Şimdi bakın eksi 5'in daha sol tarafında. Yani kimler olur burada? Eksi 6, eksi 7, eksi 8 bu öyle gider. Yani A şıkkındaki eksi 12 evet. Eksi 5'in sol tarafındadır. Bunu işaretleyelim. Cevap A şıkkı. Eksi 4 sol tarafta değil. Bakın sağ tarafında. Eksi 5'in sağ tarafında kalıyor. Artı 1 zaten ileride sağ tarafta. Artı 6 da sağ tarafta. O zaman cevap A şıkkı olacak. Diğer sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi E noktasına karşılık gelen bir tam sayı olamaz? Neler görüyorum? 0 var. 0'ın sol tarafında eksi 5 var. E noktası da eksi 5'in daha sol tarafında. Yani eksi 7 buraya yazılabilir. Eksi 8 de olabilir. Eksi 6 da olabilir. Ama eksi 4 bu E harfinin yerine gelemez. Çünkü eksi 4, eksi 5 ile 0'ın arasında olması gerekir. Buralarda bir yerde olması gerekir. O zaman cevabımız D şıkkı oldu. Umarım sizlere yararlı bir ders olmuştur. Her zaman olduğu gibi iyi çalışmalar, derslerinizde başarılar diliyorum. Başka derslerde görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın.